Son zamanlarda bu bölgede maalesef özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde Antep, Urfa, Mardin'de hızlı bir şekilde vaka artışı tespit ediliyor. Adıyaman'da da son zamanlarda maalesef vakalarda çok ciddi bir artış var. Ve bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de muhtemelen düğünlerdir, taziyelerdir. Her ne kadar taziye evleri kapalı olsa bile evdeki taziyeler maalesef evdeki taziyelerde vatandaşlarımız çok dikkat etmiyor. Burada hep söylüyoruz, maske, mesafe, hijyen çok çok önemli. 6-7 aydır bu virüste baş başayız. Ve maalesef şu ana kadar herhangi bir ilaç veya herhangi bir aşı noktasında herhangi ciddi bir ilerleme yok. Şu aşamada bu anlamda ilaç ve aşı noktasında çok fazla bir beklentimiz olmaz. Bu umutsuzluk olsun diye söylemiyorum ama gerçek bu, realite bu. Geriye tek elimizde tek silahımız var, o da kendimizi korumak. Yani sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Maskesiz dışarı çıkmayacağız. Son zamanlarda çok ciddi bir maskesiz çıkma durumu var. Özellikle vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi bu anlamda uyarıyoruz. Lütfen maskesiz çıkmayalım. Elimizdeki tek silah budur. Elimizdeki silah dediğim gibi silahlar mesafedir, maskedir ve hijyendir. Biraz önce de bahsettiğim gibi şu ana kadar ne bir ilacı var bu işin ne de bir aşısı var. Yapılan hastanedeki ilaçların hepsi destek amaçlıdır. Ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Hastaneler gittikçe dolmaya başladı. Böyle devam ederse hastanelerimiz yetmeyecek. Yoğun bakımlarımız dolmak üzere yetmeyecek. Dolayısıyla vatandaşlarımız buradan özellikle uyarıyorum. Bir kabusla karşılaşmamak için şimdiden önlemlerimizi almak zorundayız. Bayram yaklaşıyor. Bayramda mümkün mertebe ziyaretleri aksatmakta yarar var. Yakın temastan uzak durmakta yarar var. Mezarlık ziyaretlerini bu bayramda mümkün mertebe bu bölge için söylüyorum. O ziyaretleri ertelemekte yarar var. Hep söylüyoruz. Defaatle de söyledik. Maalesef bir duyarsızlık var. Bir umursamazlık var. Şu gençlerimize özellikle tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Gençler biraz bize bir şey olmaz mantığıyla hareket ediyor. Ama sevdiklerinizin canına mal olabilir sizin bu fütursuz davranışınız. Çünkü siz virüse yakalandığınız takdirde belki önemli bir kısmı tespit edilemiyordur. Ama sizler büyüklerinize bulaştırabilirsiniz. Risk faktörü olan özellikle 65 yaş üzeri olan, şekeri olan, tansiyonu olan, işte akciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, kanser hastası olan birine bulaştırma riskiniz yüksek olur. Ve bunun maalesef virüse yakalanmasına, Allah göstermesin, ölümüne neden olabilir. Dolayısıyla bu size bir vicdan azabı da yaratabilir. Bu anlamda gençlerimizin her ne kadar bize bir şey olmaz demesi deseler bile böyle bir risk, böyle bir potansiyeli barındırdıklarını gözünden kaçırmamak gerekiyor. Bu vesileyle şunu da belirtmek istiyorum. Dediğim gibi bu işin virüs kısmını bu şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Bu anlamda yaklaşan bayram, Kurban Bayramı noktasında da tüm hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. Kurban bayramlarını kutluyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi mümkün mertebe maske, mesafe, hijyenle beraber bayram ziyaretlerinin ertelenmesinde yarar var. Yakın mesafeden uzak duralım. Tekrar bayramlarını kutluyorum.